Profesör Doktor Nerin Bahçeciler Önder, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Hastalıkları, Alerji ve İmmünoloji bilim dalından Yakın Doğu Üniversitesi'nde Kıbrıs'taki hastalara hizmet etmek üzere geldim. Aslen Kıbrıslıyım. Türk Maarif Koleji 1983 mezunuyum. 1983 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde tıp eğitimine başladım. Bunu takiben çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlık eğitimimi aldıktan sonra Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde çocuk alerji ve klinik immünoloji bilim dalında hem alerji hem de klinik immünoloji alanlarında ayrı ayrı ihtisas yaptım. İlgilendiğim, baktığım hasta alanları alerji dediğimiz zaman alerji bir bütün olarak değerlendirildiğinde burundan başlarsak solunum yoluyla ilgili olarak alt solunum yollarına kadar tekrarlayan öksürük, burun akıntısı, burun tıkanıklığı, göğüste hırıltı ile olan şikayetleri şeklinde değerlendirebiliriz. Hastaların aralıklı olarak şikayetlerinin gelmesi, aralarda tamamen normal olmaları ve normal büyüyen insanlar olmaları, bebeklerin veya çocukların alerji olarak tanımlanır. Genellikle dış etkenlerle ortaya çıkar. Yine immünoloji dediğimiz zaman ise bağışıklık bilimi anlamına gelir ki burada çocuklarda özellikle tekrarlayan ateşli infeksiyonlar, tekrarlayan ağızda yaralar, tekrarlayan akciğer enfeksiyonları, kulak enfeksiyonları, burun şikayetleri, kısacası tekrarlayan sık sık aralıklarla meydana gelen bir takım benzer problemler varsa bunun altında bağışıklık sistem bozukluğu aranabilir. Dolayısıyla o da benim alanıma girer. Yine bu bilim dalında, alerji ve immünoloji bilim dalında romatolojik hastalıklar, çocuk romatolojik hastalıklar da inceleme alanımıza girer. Tekrarlayan eklemle ilgili şikayetler veya birkaç organ sistemini birden tutan çocuğun hem cildinde, hem eklemlerinde, hem başka organlarında bir arada şikayetler varsa romatoloji alanına girebilir. Dolayısıyla Kıbrıs'ta aslında uzun zamandan beridir bütün bu alanların hepsini içine alan, çocuk sağlığı ve hastalıkları alanında hizmet verebilen bir genel yaklaşım olmadığını biliyorum ben. Bu anlamda Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde ben yaklaşık olarak 15 yıldır çalışmaktaydım ve 3 yıllık profesör olduğum halde bu adanın çocuğu olduğum için böyle de bir üniversite kurulduğundan dolayı kendi ülkemde, kendi insanlarıma hizmet verebilmek adına hem çocuk sağlığı hastalıkları ana bilim dalını kurmak üzere hem de alerji, klinik immünoloji ve romatoloji bilim dallarında da hizmet vermek ve kurmak üzere burada bulunuyorum. Umarım hem benim için hem hastalarım için her şey çok güzel olur. Öyle olacağını zannediyorum. Burada çok ihtiyaç olduğunu daha geldiğim ilk haftada, ki geleli daha bir hafta oldu, görebiliyorum. Bundan sonrasında da hastalarımızla birlikte çok yol kat edeceğimize inanıyorum. Şunu söyleyebilirim, bundan sonra hiçbir hastanın alerji veya bağışıklıkla ilgili bir hastalık için ülke dışına veya sınır ötesine geçmesi gerekmez. Ben burada olduğum sürece bu son derece önemli. Çok rahatlıkla bunu söyleyebiliriz. Alerjiyle ilgili en önemli tanı testlerimiz alerji deri testleridir. Ve yine solunumsal problemler için de normal, basit ve ileri solunum fonksiyon testleridir. Bunların hepsini de sağlayacak şekilde altyapımızı hazırlıyoruz. En geç bir hafta 10 gün içinde bunlar da tamamen hazır olacak ve testleri bizzat ben yapacağım. Bunun dışında çocuk sağlığı hastalıklarından da ben bahsetmek istiyorum. Ülkemizde çocuk sağlığı ve hastalıklarının birçok başka bilim dalları da var ve bu konularda da eksiklerimiz var. Bu bilim dallarının da burada kurulması amaçlarımızdan bir tanesidir. Şu anda alerji, immünoloji ve infeksiyon olarak çalışıyoruz. Çok yakın bir zamanda çocuk göğüs hastalıkları, çocuk yoğun bakım, çocuk yeni doğan bölümleri ve çocuk nöroloji bölümleri de burada başlayacaktır. Bunun dışında tabii burası bir tıp fakültesi olduğundan gerek eğitimde, asistan öğrenci eğitiminde de bundan sonra çok elimizden gelen her şeyi yapacağımıza ve çok iddialı olacağımıza ben çocuk bölümü olarak inanıyorum.
hastalarımızın bundan sonra tedavi olmak için rahatlıkla bize ulaşabileceklerini bilmek beni de çok mutlu ediyor. Yıllardan sonra burada olduğum için ben de çok mutluyum.